TV5 ekranlarından bir kez daha merhaba demiş olalım. İlk bölümde özel konuğumuz Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turan Beyefendi'yi konuk ediyoruz. İlk bölümde fetihle işgalin nasıl bir fark olduğunu, İstanbul'un fethinin nasıl bir manası olduğu ve gençlere nasıl bir emanet teslim ettiğini ve mülkiyetçi bir eğitim olamayacağını detaylıca konuştuk. Şimdi de dilerseniz bu Ayasofya'da yaptığımız o muhteşem sabah namazı etkinliği ve İstanbul'un fethi etkinliğini biz yapıyoruz. Şimdi Türkiye'deki insanımız bunları televizyon maharetiyle izliyor, çıkıyor geliyor izliyor. Bu sadece Ayasofya'da toplanıp bir sabah namazı kılmak mıdır, bir stadı doldurmak mıdır? Dışarıdan nasıl okunuyor, size gelen tepkiler nasıl? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Sanıyorum sizi de misafir edeceğiz, çok vaktinizde yolcu edeceğiz, çok vaktinizde almak istemiyorum. Bu bölümde ona değinmiş olalım, olmaz mı? Yaptığımız bütün etkinlikler açısından hamdolsun bir geleneğin müntesibi olduğumuzdan dolayı halkımız yaptığımız bütün çalışmalarla alakalı çok güzel kanaatlerini ifade ediyorlar. Bir de hamdolsun 46-47 yıllık sürecimizin içerisinde bu milleti, bu halkı, insanımızı hiçbir zaman yanıltmayan çalışmalar ortaya koyduk. Herhalde en büyük referans, en güzel referans o. Yani nereye giderseniz gidin, Milli Görüş müntesipleri, Milli Gençlik Vakfı müntesipleri, Anadolu Gençlik müntesipleri, vatanını, milletini seven ve bu konuyla alakalı, inancıyla alakalı her türlü fedakarlığı ortaya koyabilen ve toplumun hiçbir kesimini ayırt etmeden çalışmalar yürüten bir yapı olarak karşımıza çıkmış oldu, şükürler olsun. Ayasofya meselesiyle veya İstanbul'un fethiyle alakalı insanımız niçin gelmeli? Hep bunu ister istemez biz çalışmalarla alakalı sorguluyoruz. Yani yaptığımız etkinlik sadece anı kurtarmak mıdır? Yoksa yaptığımız etkinlik bir mana mı ifade etmeli? Bunu konuşurken de yani ben buraya niçin gelmeliyim sorusunu dışarıdaki bir gencimiz, dışarıdaki ifadesini kullanmak istemiyorum. Yani bu çalışmaları organize etmeyen bir kardeşimiz, bir arkadaşımız bu meseleye nasıl bakmalı? Hep bunu düşündük. Ve bu çalışmalarla alakalı hep aklımıza gelen şey, yani bir gencimiz kalkıp, ecdadımız açısından söylüyorum, 14 yaşında niçin Çanakkale'ye gider? 14-15 yaşında Erzurum'dan Kars'a, Sarıkamış mücadelesi, Soğanlı Dağları'ndaki mücadeleyle alakalı kilometrelerce yolu, o un torbalarını yere düşürmeden kara değmemesiyle alakalı fedakarlıklar niçin yürütür? Yazlık elbiseleriyle niçin Sarıkamış'a koşar? Ben Çanakkale'ye gitmem lazım diyerek sahte boyalarla sakal yapıp, bıyık yapıp yaşını niçin büyük göstermek ister? Ya da geleceğe dair hedef açısından ya benim ideallerim var, doktor olacağım, işte hakim olacağım, savcı olacağım ne derseniz o dönem şartları açısından bununla alakalı kalemi kırıp niçin cepheye gider? Bunların hepsini düşünerek bu çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz. Olay hakikaten o kadar özdeşleştirilen bir şey mi? Evet, olay o kadar özdeşleştirilen bir şey. Yani Sultan Fatih'in emaneti ya da Sultan Fatih'in askerleri, ecdat niçin İstanbul'u fethetmek noktasında kilometrelerce yolu yürüdüyse ya da Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri 90'lı yaşlarda niçin oralardaki birçok yapılacak iş varken kilometrelerce yolu tepip geldiyse, İstanbul surlarına kadar dayandıysa bizim bu çalışmamız da inanın bütün ilklerime kadar söylüyorum aynı mana açısından hedefliyoruz. Bu noktada gayret ediyoruz. Ve kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bu ruhla bu çalışmaların içerisine gelmesini istiyoruz. Bu çalışmalarla alakalı Anadolu Gençlik, Milli Gençlik bir sadece logo olarak düşünün. Yani bu hayırlı çalışmayla alakalı bütün arkadaşlarımız, bütün gençlerimiz, bütün toplumumuz, herkes bu işin içerisine gelmeli. Bir organizasyon olması için tabii, sahibinin olması tabii lazım. Yani bizi Anadolu bu konuyla olarak hizmet vazifesi olarak düşünsünler. Yani bunun emanetini biz yapmış oluyoruz. Ama esas itibariyle toplumun hepsinin kendisinin bir programı. Ayasofya'da, İstanbul'un fethi'de. Şimdi ben Ayasofya'da o çeşitliliği gördüm aslında. Evet. Yani statlara gittiğimizde genelde saha içinde olmak zorunda olduğumuz evet, için pek bakamıyoruz ama Ayasofya'da ben yakalandığını düşünüyorum onun. Yani şöyle tefekkürle, Sultan Fatih'in vakfiyesini okuduğunuzda niçin Ayasofya'ya sahip çıkmanız gerekliliğini görüyorsunuz? Ya da Ayasofya ile alakalı vakfiyeler 1950'lerde İngilizler götürmüşler, vakfiyenin en temel bölümünü kırparak getirmişler. Ya da Ayasofya ile alakalı o süreçten sonra birçok yanlış işlem, mesela 90'larda tamirat yapacağız, restorasyon yapacağız demişler. Kiliseye dair figürleri öne çıkartmışlar.
Başka bir şey var burada. Şimdi bu vakfiyeyi bilerek bir emanet şuuruyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ayasofya'nın cami olarak açılması çok iddialı bir cümle olacaktır ama İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Çünkü Ayasofya bir vakfiye ile birlikte bir emanet. Yani düşünün, bir Müslüman topluluğun içerisindeyiz, İstanbul toplumunun içerisindeyiz. Şöyle İstanbul'da dolaşıyorsunuz ama Ayasofya'ya dönüp bakamıyorsunuz. Eğer Ayasofya cami olarak planlanmazsa, düşünülmezse Bilal Bey, bizim için tozdan ve topraktan ibaret bir inşaat yığını. Ya bu kadar Mehmet, bu kadar. Eğer Ayasofya'nın minaresinde ezan okunursa, Ayasofya ile alakalı insanımız caminin içerisinde namazını kılarsa, bizim için Ayasofya ayrı bir mana ifade eder. Bütün şeyler için geçerlidir bu. Yani ruhu kazandıran inancımızdır, ideallerimizdir, mücadelemizdir. Yoksa o ruh olmadıktan sonra ne mana et? Dünyanın en büyük camilerini ortaya koy. İşin içerisinde bir mana yüklenmediği müddetçe ya da fetihle elde edilmiş şu toprakların içerisinde fethi yürüten, fethin emanetine sahip çıkan Sultan Fatih, bunu cami olarak tutun, elde bırakmayın, başkası bununla alakalı başka adım atmasın demesine ki rağmen. Vakıf medeniyetiyiz, evet. Vakıf malı akaidimizde mevcut bir hadise. Vakıf malını maksadı dışında kullanmanın da ne büyük bir zul olduğunu biliyoruz. Tabii. Yani Ayasofya ile alakalı İstanbul'un fethi, fetih zaten Allah'a hamdolsun kutlanıyor. Ayasofya'nın açılmasıyla alakalı mücadelemiz, çok net söylüyorum, emperyalizmle yapılan bir mücadeledir. Faizi sistemle yapılan bir mücadeledir. Toplumun değiştirilmesiyle, dönüştürülmesiyle alakalı yapılan bir mücadeledir. Batının İslam coğrafyasını yok etmesine dair yapılan bir mücadeledir. Bir onur, bir izzet, bir duruş meselesidir Ayasofya ile alakalı ortaya koyduğumuz bir tavır. Yoksa Ayasofya açılır, namazlar kılınır. Ya da diğer camiler açısından mesele sadece bir namaz kılma meselesi değil. Mesele Ayasofya açıldı bir diyeceğiz. Aynen öyle. Öyle İkincisi gelecek, üçüncüsü gelecek, dördüncüsü gelecek. Bizim için bu yapılan çalışma, biraz önce ifade ettiğim gibi, sadece caminin içerisinde namaz kılma değil, bir duruş, bir onur, bununla alakalı bir emanete sahip çıkma gayretidir. Bu bizim medeniyetimiz gereğidir. O açıdan Allah'ın izniyle şu konuda da ümitsiz değiliz. Ayasofya inşallah cami olarak açılacak. Anadolu Gençlik, Milli Gençlik, Ayasofya cami olarak açılana kadar mücadelesini devam edecek. Mücadelesi orada da bitmeyecek. Cami olarak inşallah açılacak. Ayasofya ile birlikte bir imar süreci de inşallah şekillendirilmiş olacak. Biz inşallah Ayasofya ile Kudüs'ün irtibatını, Ayasofya ile Mekke'nin irtibatını sağlamak noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koymuş olacağız. Bir de şunu da ifade edelim. Biz Ayasofya programlarında namazı genelde işte Kabe imamı ya da Mescid-i Aksa'nın imamlarına kıldırtıyoruz. Bu sene için de inşallah böyle bir gayretimiz var. Niçin? Yani bir ümmet meselesi olduğu için, birbirinden bağımsız düşünülmeyeceğini göstermek adına bu çalışmayı icra ediyoruz. O açıdan insanımızı bu kutlu yürüyüşe, bu mücadeleye, bu gayretli faaliyete davet ediyoruz. Bu taraf çalışma olmaya diyelim aslında. Yani sizin bahsettiğiniz gibi bugün Ayasofya ciddi manada emperyalizmle karşı karşıya geldiğimiz ciddi meselelerden bir tanesidir. Ben de meseleyi öyle okumayı severim. Bu taraf olduğumuzu gösterebileceğimiz de güzel bir etkinlik. Güzel de ifade ettiniz. Anadolu Gençlik burada çatı, seccadesini alıp deme lüksümüz yok. Memnun oluruz. Yani kim gelirse gelsin. Herkese bu konuyla alakalı bizim kapımız açık deme hakkımız yok, onu söyleyeyim. Yani vefasız bu torun değilim demek için aslında bir aidiyet sebeplere tutunuruz biz malum. Yani Ayasofya Rabbimizin evidir, emanetidir. O açıdan bizim gelin kapımız açık deme hakkımız yok. Allah bunu demiş. Biz bu konuyla alakalı hizmet etmek gayreti içerisindeyiz. Gelin ne olur beraber kılalım demekten başka ötesi olamaz. O açıdan insanımızın kendisinin bir mücadelesidir. Hasreten memnun oluruz. Bütün insanımızı, kardeşlerimizi bekleriz birlikte olmak noktasında. Talepte bulunuruz. Bunun ötesine de gidemeyiz. Ya aslında sormak istediğim çok şey var. Hazır sizi bulmuşken biraz sohbet etmek de isterdim ama vaktimizin sonuna geldik. Evet. Cenab-ı Hak gayretinizi artırsın. Allah razı olsun. Öyle diyelim. Gayretiniz Amin. Miktarınca kuvvet versin sizlere ki öne düşmesi lazım birilerinin. Ki arkada yürüyenlerin işi biraz kolaylaşsın. Sebeplere tutunacak imkanı olsun. O açıdan cumartesi günü de çok coşkulu bir kalabalıkla
İstanbul'un fethini, Fatih ve fetih ruhunu tekrar yaşayacağımıza ben şimdiden inanıyorum. Üç programın davetini yapmak istiyorum. Buyurun. Birincisi Ayasofya Camii'nin önünde saat gece 03'te kardeşlerimizi, insanımızı bekliyoruz. Ayasofya'da namaz için. İkincisi davetimiz aynı günün akşamında Kocaeli İsmet Paşa Stadyumu'nda İstanbul'un fethiyle alakalı yüz binlerin katılımıyla inşallah büyük bir çalışma ortaya koyacağız. Oraya da insanımızı davet ediyoruz. Üçüncü davetimiz, biz Mayıs ayını fetihler ayı olarak ilan ettik. 27 Mayıs Cumartesi günü bir Ramazan'da inşallah Diyarbakır'da on binlerle, yüz binlerle inşallah, inşallah büyük bir program icra edeceğiz. O programa da yani Kabe İmamı, Mescid-i Nebevi Müezzini ve Kudüs Müftüsü'nün katılacağı, dünyanın çeşitli bölgelerinden insanımızın katılacağı Diyarbakır'ın fethi programına da inşallah bütün insanlığımızı, bütün halkımızı bekliyoruz. Ya Allah kısmet ederse o programdan önce de yine böyle bir bahane bulalım kendimizi. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Rabbim ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sağ olasınız, var olasınız. Kıymetli misafirler, ondan önce de yine böyle bir bahane bulalım. Ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan Beyefendi'yi misafir ettik. İstanbul'u, fethi, Fatih'i ve taşıdığı ruhu konuşmaya çalıştık. Davetlerini de yaptılar. Sabah namazında Ayasofya'da hangi tarafta olduğumuz belli olsun diye, emperyalizmin karşısında olduğumuz belli olsun diye, biz ecdadımıza vefasız bir torun değiliz demek için bile herkesi bekliyoruz. İnşallah İzmit'te yapılacak olan fetih kutlamalarını da aynı coşkuyla yine idrak etmeye çalışacağız. TV5 ekranlarından da canlı izleme imkanı bulacaksınız. Bir daha görüşünceye dek kalbinizin sahibine emanet olun. Eyvallah.